Kripto Kral'la kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i değerlendireceğiz. Bitcoin'de son durum nedir ve neler olabilir gibi sorularınızın cevabını gidermeye çalışacağım arkadaşlar. Aynı zamanda Bitcoin'de en tepe ve en dip lokasyonları veren bir indikatör bulunmakta arkadaşlar. O indikatörü size tanıtacağım. Şu anda neredeyiz acaba onu da tanımlayacağız. Yani en dip neresi olabilir veya en dipte demeyiz gibi sorularınızın cevabını gidermeye çalışacağım diyerekten Hemen videoya başlamak istiyorum arkadaşlar. Şimdi peki şu anda ne durumdayız? Hemen burada bir bakalım. Burada arkadaşlar trendi kaybetmiştik ve şöyle bir söylemde bulunmuştum size hatırlıyorsanız. Buraya kadar gelip retest etmesi beni şaşırtmaz. Yani Bitcoin bu lokasyona 33.200 lokasyona gelmesi retest hamlesidir. Ve bakın burayı kaç defa iğneledi ve hala zorluyor arkadaşlar. Bir türlü kıramadık burayı. Yani burada 4, 8, 12, 16 saattir uğraşıyoruz. Bu da bir diğer dördüncü saatimiz arkadaşlar ve şu an zorluyoruz. Bitcoin'in şu an için e, şunu söylemem gerekiyor. Burayı kırması için 33.100 üstünde bir 4 saatlik mum kapatması gerekiyor arkadaşlar ve şu anda gerçekten harekete geçti. Beni duydu adeta diyebiliriz. 33.100 üstünde mum kapatırsa arkadaşlar burada bir diğer direnç alanlarımıza doğru ilerleyebiliriz. Çünkü maalesef ki e, şu düşüşle beraber adımımızı attığımız her yer direnç dolu haline geldi arkadaşlar. Peki dirençler neler hemen bakalım Burada arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. 33.500 ila 34.000 aralığı Bitcoin'de güçlü bir direnç alanı alanı oluşturuyor e İmeyri Ivan tarafından. Bakın zaten burada MA 50'nin de geldiği lokasyon hemen hemen 33.900 lokasyonuna geldiğini söyleyebiliriz. Peki Bollinger bandına bakalım. Bollinger bandı ise arkadaşlar 33.700 civarında bulunmakta. Yani 33.000 evet yaklaşık olarak 33.700 civarında bulunmakta. Arkadaşlar işim okuya baktığımız zaman bakın burada bulutun alt alt çizgisi ve direkt olarak e, kırmızı çizginin de burada 33.700 alanına denk geldiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Yani burada e, demek istediğim çok güçlü alanlar e, bulunmakta arkadaşlar. Aynı zamanda SMA Ribbon tarafından baktığımız zaman da arkadaşlar bakın çok güçlü bir yine direnç topluluğu oluşturduğunu görebiliyorsunuz. 3 tane Ribbon da hemen hemen aynı lokasyonda burada 33.700'de şurada da 33.900 ila 34.000 aralığına direnç bandını kurduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Yani birçok alan buradan red yememiz gerektiğini bize söylüyor. Güçlü bir alıcı bloğu tarafından ancak geçilebileceğini söylüyor bu 33.500 34.000 aralığının ancak bu şekilde geçilebileceğini söyleyebiliriz. Peki SMA ribbona bir daha bakalım. Burada bize destek oynayan lokasyon arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi 32 bin lokasyonu olduğunu söyleyebiliriz. Yani Bitcoin'in 32 bini kaybetmesi aslında bize sıkıntıyı oluşturacaktır. Bakın bu yeşil çizgiyi çok defa destek olarak kullandık. Bakın şurada iğne attık altına üstünde kapattık. Burada mesela bir fake out kırılımı oldu. Bu yüzden de bu yeşil çizginin altında en az 2 tane 4 saatlik mum kapatmamız gerektiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Veya da hacimli mumlarla kapatmamız gerektiğini söyleyebiliriz. Bu sayede burada kırılımı doğruyacağız, yani doğrulayacağız. Yani Bitcoin'in 32.000'in altında yapacağı kapatmalar maalesef bizi sıkıntıya sokacaktır arkadaşlar. Bakın burada dediğim gibi yeşil çizgi geçmişleri de bize destek rolü üstlenirken şu an çok defa denendi ve yıprandı arkadaşlar. Bir kere daha geldiğinde yine destek rolü üstlenemeyebilir bunu da söylemek istiyorum. Çünkü burası emir blokları maalesef tükendi bakın iğneleri attık attık durduk. 32.000'i neredeyse temizledik yani. Bu yüzden burada red yersek burayı dikkatle izlememiz gerektiğini söyleyebilirim arkadaşlar. Şu direnç alanını dikkatle izlememiz gerekiyor ve aynı zamanda 32.000'i kaybedersek ne olacak? 31.000 ve 30.000 aralığına kadar bir gevşeme daha görebiliriz arkadaşlar. Burada da aynı keza ne oldu burada da fitillerle bu bölgeyi boşalttık Yani ne demek istiyorum burada Arkadaşlar bakın burada alıcıları çok yorduk. yani burada bir türlü Fiyat kendini yukarıya atamadı bir bounce hızlı bir bounce gelemedi Önceden ne oluyordu buraya uğradığı zaman hızlı bir şekilde yukarıya çıkabiliyorduk buraya uğruyordu Hızlı bir şekilde yukarıya çıkabiliyorduk bakın şunları kapatacağım Yine mesela buraya uğruyorduk hızlıca çıkabiliyorduk Burada artık alıcıları yorduk arkadaşlar ve bu bölgede yine aynı keza ee, artık bize güçlü bir destek rolü üstlenemeyebilir. Yani Bitcoin'de maalesef desteklerimiz çok gevşedi arkadaşlar. Çok defa denendiği için bu bloklar e, çok defa yorulduğunu e, söyleyebiliriz arkadaşlar. Dikkatle izlememiz gerekiyor. Her çıkışı geri döndük mü acaba diye değerlendirmemek gerekiyor ve günlük kapanışlara daha da dikkat etmek gerektiğini tekrardan hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Zira bakın burada MA Ribbon'ın MA 200 çizgisi burada 35.600 civarına kadar geldi. Yani bunu beklemek gerekiyor aslında. Gördüğünüz gibi yani gittikçe de küçülüyor arkadaşlar. İşimiz daha da kolaylaşıyor aslında. Buradaki kırılımı görmek aslında şu olaya benzetiyorum ben. Bir trenin kalktığını görmek gibi arkadaşlar. Yani bir treni hangi yöne gideceğini bilmiyorsunuz ama burada kırılımlarla beraber bence o yöne doğru tren hareket ediyor ve siz sonradan o trene biniyorsunuz gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ben böyle yorumluyorum. Çünkü buraya kadar çıkması gerçekten güçlü bir alıcının varlığıyla olacak bir şeydir. Şu an için hala yok yani. Biz bunu ne hacimle doğrulayabiliyoruz ne farklı bir şekilde doğrulayabiliyoruz. Ha gelirse ne yapacağız? Hemen yeniden şu aralıktan yeniden karalımı görüp trene atlarız. Ama şu anda gerçekten riskli. Peki bir diğer grafiğimize geçelim isterseniz. Şu anda başka bir grafikteyiz arkadaşlar. Bu grafikten baktığımız zaman da burada bir ayı bayrağı oluşmuş ve bu bayrağı aşağı doğru kırmışız. Yani burada çok kötü bir senaryo daha gerçekleşebilir. Ne olabilir burada? bayrağı aşağı doğru kırdık. Retest artı daha sert düşüş şeklinde bir hamle gelebilir arkadaşlar. Ve bu bayrağın hedefini de şurada görmektesiniz. Yani bu direği kadar düşeceğini varsayıyoruz. Bu da bize 21.500 seviyesini gösteriyor açıkça. Yani söylemek istediğim arkadaşlar maalesef şurada bir kralım geldi. Hem de bu kralımı doğrulayabileceğiz bir 24 saatlik daha. Yani gece 3 kapanışını daha bekleyeceğiz. Eğer ki Bitcoin burada 34.400 üzerine oturamazsa arkadaşlar bu kralım maalesef doğrulanır ve fiyatın daha da aşağı düşmesi beklenir. Dediğim gibi bakın buradaki bayrak formasyonunu ayı bayrağı formasyonunu maalesef aşağı yönlü olarak kırdık. Ama arkadaşlar ben bunun bu fiyatın yani 21.500 değil de 24.025 aralığından dönme ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Yani ben market maker olsam ne yapardım diye düşünüyorum. Arkadaşlar yani 20.000'deki emirleri çalıştırmak yerine onları arkadan atmak daha da İyi iyi olacağını düşünüyorum. Yani ne yapabilirsiniz? Herkesin 20.000 beklediği yerde 24.000'den fiyatı döndürseniz aslında FOMO'cu tayfa da oluşacaktır arkada. Neden? Burada adamlar emirler aşağıda. Çoğu insan unutmayın 20.000, 15.000, 10.000, 50.000, bin, bin insanlar tam sayılara odaklanır arkadaşlar. Bu yüzden yani ben market maker olsam buradan döndürürüm ve yeni bir rally başlatırım. Bunu da bir grafikle destekleyeceğim arkadaşlar. Hemen bir grafiğe geçelim sizlerle birlikte. Bu grafikte arkadaşlar şu iki çizgiye odaklanmanızı istiyorum. Yani iki tane ribbon'a odaklanmanızı istiyorum. Burada Direkt olarak pembe ribbon ve turuncu ribbon'a bakmamız gerekiyor Burada bakın aşağı doğru kırmışız retest etmişiz bir kere daha retest etmişiz Ve sonrasında burada aşağıya doğru yöneliyoruz Peki burada turuncu çizgi bize geçmişte destek görevi üstlenmiş mi? Hemen bir ona bakalım arkadaşlar isterseniz Mesela bakalım Buradaki aynı olay bakın ne olmuş 20.000'den bitcoin burada düşmüş arkadaşlar Sonrasında bakın burada Direkt olarak pembeye aşağı yönlü kırıyoruz Sonra retest sonra bir kere daha retest ve Turuncu alana geliyoruz arkadaşlar burada destek görevi üstleniyor yani altına biraz fitil atmış olabilir Bunlar çok önemli değil arkadaşlar yani sonuçta yukarıya doğru yeniden hareketlendiğini görebiliyoruz yani iğne atabilir aşağıya doğru Ama sonrasında bakın yeniden Bu pembe çizgiye değmiş Yani şu anda bitcoinde bu turuncu çizginin geldiği alan arkadaşlar 24400 olarak gözüküyor Yani bu zaman aralığı değiştikçe değişecek bir faktör olduğu için Bitcoinde 24 ila 25 bin aralığının Güçlü bir destek rolü üstlenebileceğini Düşünüyorum arkadaşlar ve yeniden buradan Bakın Geçmişte olduğu gibi bu lokasyona gelmiş ve sonrasında ne oluyor arkadaşlar dikkat ettiyseniz Buraya temas ediyor ve sonrasında bir daha moru e, Test etmeye gidiyor yani böyle hemen böyle aşağı hızlıca inmiyor yani beyazı doğru test etmeye gitmiyor Kademe kademe arkadaşlar yeni alıcı topluya toplaya Yeni piyasada farklı elemanlar ala ala düşüyor yani düşeceğini hissettirmeden düşüyor bunu da söylemek gerekiyor arkadaşlar. Ee, şunu söylemek istiyorum. Yani Bitcoin'de herkesin 20.000 beklediği yerde şuradan fiyat dönerse şaşırmam arkadaşlar. Yani 24.000, bin, 23.000, bin, 25.000 bin. bu aralıktan fiyat dönerse yani sapma olarak da 23.000 diyelim. Bu aralıktan dönerse hiç şaşırmam. Sonrasında hatta bir rally de başlayabilir. Böyle bir herkes yeniden boğa moduna evrilip sonrasında bir düşüş daha Meydana gelebilir Burada da bakalım burada e, çizgimiz 44.000 seviyesini bizlere Gösteriyor arkadaşlar bunu da dikkatli izleyeceğiz Yani Bu lokasyona düştüğünde ben alım yapmayı düşünüyorum açıkçası e, Ama eğer ki siz bitcoin'in 20.000'e düşeceğini Yani sizin grafiğiniz olabilir veya sizin tamamen kendi düşünceniz olabilir 20.000'e alanına düşeceğini Düşünüyorsanız arkadaşlar hiçbir şekilde değiştirmeyin Bu tamamen benim kendi fikrimdir arkadaşlar kesin çalışacak diye bir faktör yok Ama ben market maker olsam ne yapar? diye düşünüyorum. Herkesin 20.000 beklediği yerde 20.000'i ilk defa da göstermezdim diye düşünüyorum arkadaşlar. Hemen bir diğer grafiğimize geçelim isterseniz. Bu grafiğimiz arkadaşlar bizlere Bitcoin'in en tepe ve en dip lokasyonlarını verebiliyor. Yani Bitcoin'in aşırı değersiz olduğu, aşırı diplerde olduğu lokasyonları bize söyleyebiliyor arkadaşlar. MVR ve Z-Score olarak geçiyor. Peki nasıl çalışıyor bir indikatör? Bu kırmızı olan Z-Score'dur arkadaşlar. Ve Z-Score bu yeşil alana geldiğinde Bitcoin'de genelde en dip lokasyonlara geldiğini görebiliyorsunuz. Bakın burada Mart düşüşünde yine en dip lokasyonu Z score bulabiliyor arkadaşlar bu alanda en dip lokasyon. Mesela şu alanda yine yeşil alana gelmişiz. En dip lokasyonu Z score vermiş. Peki şu anda neredeyiz? Şu anda arkadaşlar bakın hala yeşil alana temas etmedik. Yani Z score'a göre hala en dip bulunmadı arkadaşlar. Bunu da söylemek istiyorum. Ama şunu da ifade etmem gerekiyor. Bakın burada düşüşler dalgalı dalgalı geliyor ve burada en dibi bulana kadar en az 5-6 ay geçiyor. Mesela şurada Haziran ayından Ocak ayına kadar arkadaşlar burada bir bekleme süresi oluyor. Yani bu Z skoru beklemek gerçekten sabır işi olacaktır arkadaşlar. Herkes burada en dibi bekleyebileceğini sanmıyorum. Ve bir de şunu da ifade etmek istiyorum. Burada bakın e, her defasında geldiğinde artık Bitcoin daha az burada duruyor. Yani öncesinde mesela şu aralıkta daha uzun durduğunu görüyoruz. E, sonrasında yine daha az. Ve daha sonrasında çok daha az duruyor iğne atıp hemen çıkıyor bu da ne demek oluyor arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum yani bitcoin artık en dip lokasyonda alıcısını bekleyen çok fazla eleman var yani en dibe gelsin de hızlıca alalım deyip en dipten hızlıca döndüren elemanlar daha fazla yani bakın en dipte o kadar çok beklemiyor hızlıca iğne atıp çıkıyor. Bu bunu da görebiliyoruz arkadaşlar yani bunu da söylemek istiyorum sizler de bu grafiği inceleyebilirsiniz Bitcoin'in e lookintobitcoin.com yazabilirsiniz z score bu chartı bu grafiği siz de bulabilirsiniz diyorum arkadaşlar peki korku ve açgözlülük endeksimiz ne durumda ona bakalım hala 20 durumundayız hala açılı korku durumundayız maalesef arkadaşlar. Bakalım durumlar neler gösterecek. Eğer ki analiz videolarının devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.